diyorsun sen ya? Ne diyorsun ya? Sayın Hatip. Susturun. Sayın Yıldırım ya. Lütfen. Dinleyeceksin. Sayın Yıldırım. Sen. Aynı şeyleri dinleyeceksin. Bu sorun çözülmediği müddetçe aynı şeyleri dinleyeceksin sen. Bütçe görüşmelerine Kürdistan tartışması damga vurdu. Tartışmanın fitilini ise BDP Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin konuşması ateşledi. Demokratik siyaset diyeceksin, gerillaları siyaset yapmaya çağıracaksın, Kürdistan milletvekillerini cezaevinde tutacaksın. Sayın Başbakan meydanlarda Kürdistan diyecek, hakimi savcısı Kürde, Kürdistan sözüne ceza yağdıracak. Bir tanenin ardından söz alan BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ayrılan bütçeye tepki gösterdi. Sivil iktidarlardan rahatsız olmuşlar. Ay ışığında içerken vallahi bu gece bir darbe yapalım. Adını da ay ışığı koyalım. Bir yerde oturmuşlar, sarışın biri geçmiş. Vallahi sarışın darbesini de yapalım. Sarı kız mı neyse artık. Şimdi böyle bir kurumun bütçesini görüşüyoruz. Sakığa tepki ise MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural'dan geldi. Asıl Türk milletine, doğudaki Kürt kardeşlerimize katliam uygulayan, onları öldüren, Kundak'taki bebeleri, kadınları öldüren PKK terör örgütü. Asıl düşman PKK terör örgütüdür. PKK terör örgütü de uluslararası bir maşadır. Emperyalizmin uşağıdır. Bu sözler üzerine Sırrı Sakık yeniden söz istedi. Size söz vereceğim. Yalnız Sayın Vural Barış ve Demokrasi Partisi ile ilgili bir şey söylemedi. Terör PKK'dan gelmektedir dedi. Bunu üstleniyorsanız, sataşma olarak görüyorsanız buyurun. Buyurun Sayın Sakık. Doğru yapmıyorsunuz. Sayın Sakık buyurun. Sayın Başkan. MHP'li Vural'ın tekrar söz alması üzerine tartışma daha da alevlendi. Başkan Vekili Bahçekapılı da birleşime ara verdi. Sayın Vural, Sayın Sakık sizin söylemeniz üzerine değil, sataşma olduğu gerekçesiyle söz aldı.